Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Mustafa Özcan görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunup da radyosunun başına oturan dinleyicilerimizden de Allah-u Teala razı olsun. Niye? Öncelikli olarak onlar. Evet. Ha, bütün müminlerden elbette. Ama önce çilesini çeken kimse o kadarcık da olur değil mi? Evet. O kadarcık da olur. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Bir de tabii Ramazan-ı Şerif ayı olması sebebiyle dereceler, ondan sonra yapılan iyilikler, yapılan ibadetler kat kat. Dereceler de ona göre veriliyor. Yapılan iyiliklere karşılık da ona göre veriliyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yapılan kötülüklere de muamele katlarıyla yapılıyor. Onun için Muhammed Baki Bilal Hazretleri'nin bir sözleri var da bu zat buyuruyorlar ki oruç tutmak Allah-u Teala sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allah-u Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Şimdi yemek, yememek ve içmemek suretiyle insan Allah-u Teala sıfatıyla sıfatlandığı gibi işte ayıp ve kusurlar, başkalarının ayıp ve kusurlarını görmemek suretiyle Allah-u Teala çünkü settar, örtücü sıfatı var. O sıfatla da sıfatlanmış olur. Ondan sonra sadece kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olur. Başkasınınkine bakmaz. Evet. Ondan sonra ibret alabileceği, kendisine yarayacak, faydalı olacak şeylere bakmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın diğer sıfatlarıyla da bu şekilde böyle sıfatlanması tabi Ramazan-ı Şerif'te bu daha da fazlalaşmakta oruç sebebiyle. Onun için efendim bu aydaki yapılan iyilikler olsun, ondan sonra ve diğer ibadet ve taatlar olsun İnşallah Teala Rabbimizin indinde İnşallah. Kabul olur. İnşallah. Ve bu sebepten dolayı da biz konumuza girmeden önce hasreten dinleyicilerimizden Allah-u Teala razı olsun. Allah-u Teala öncelikle onların ibadetlerini ve taatlarını kabule karine eylesin ve bütün ümmeti Muhammed'in kabule karine eylesin. Ve bu Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine de imandan mahrum olan kullarına da Cenab-ı Hak iman nasip etsin. Çünkü peygamberlerin gelmesinin ondan sonra bu kadar çok İslam aleminin kitap yazmasının ve anlatmasının bir tek sebep var. Bir kişi daha kurtulsun. Evet. Cehennemden kurtulsun bunun içinde. Evet şimdi gelelim bu geceki esas konumuza. Orucun ve orucun faydaları, orucun faziletleri. Fazileti. Zahiren böyle bakıldığı zaman deniyor ki efendim işte oruç aç durmaktır. Yani sıkıntı, ondan sonra eziyet, çile. O şekilde bakılıyor. Ve insana aynı şekilde belli bir sıkıntı veriyor mu? Tabii ki veriyor. Bedene veriyor mu? Veriyor tabii ki. Yani aç kalıyorsunuz. Evet. Bazı şeylerde mahrum kalıyorsunuz. Zahiren öyle gözüküyor. Tabii bugün bu bedene sıkıntı veren hal bile masaya yatırılmış, tetkik edilmiş, denemeler, tecrübeler yapılmış, üzerinde araştırmalar yapılıyor ve bu araştırmaların neticesinde bir bakılıyor ki bu aç durmak bile çok çok faydalı. Vücuda faydalı. Bir sürü faydaları çıkıyor. Her şeyden önce oruç Rabbimizin emri. Evet. Biz Rabbimizin emri olduğu için tutuyoruz. O emre ittiba için biz oruç tutuyoruz. Tabii o emri yerine getirirken namaz ibadetini, namaz emrini yerine getirirken, oruç emrini, zekat emrini yerine getirirken elbette birçok sebepler, birçok hikmetler, birçok faydalar elbette ki vardır. Oruçta da aynı şekildedir. Ama her şeyden önce mümin olarak, Müslüman olarak biz orucu Rabbimizin bir emri olduğu için tutuyoruz. Ama orucun içerisindeki birçok faydalara da böylece kavuşuyor muyuz? Kavuşuyoruz tabii ki. Bakın bir hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki oruç bana aittir. Orucun ecrini ben veririm. Sevabı nihayetsizdir. Muhakkak sabrederek ölenlerin ecirleri hesapsızdır. Şimdi bak Bahattin Bey, diğer ibadetleri kim emretti? Kendisi. Peki ondan sevabını başkası mı veriyor? Kendisi veriyor. Kendisi veriyor. Ama oruç bana aittir. Onun ecrini ben veririm buyuruyor. Onu gizli tutuyor. Evet. Onu gizli tutuyor. İki şeyin sevabını Cenab-ı Hak gizli tutarmış. Bir,
bu orucun sevabını gizli tutuyor. Yani açıklamıyor. Mesela namaz kılan, sadaka veren şu kadar sevap alır deniyor. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde, fıkıh kitaplarında bunlar bildirilmiş. Ama oruç için Allah-u Teala açıkça buyuruyor ki onun sevabı bana ait. Açıklamıyor. Ha, yarın mesela mahşer günü diyelim ki Osman Önlü hesaba çekiliyor. Öldü, diriltti ve hesaba çekiliyor. Ve baktı ki bir sürü açığı var Osman Önlü. Allah-u Teala eğer merhametle muamele edecekse ve bu kulunu da aynı şekilde affedecekse, işte melekler derlermiş ki ya Rabbi işte Osman'ın hesabı meydanda. Açığı çok. Ne kadar açığı var? Şu kadar. Onun orucuna ben şu kadar sevap verdim. Bir geliyor o sevap, hadi o açığı kapatıyor ve bitti. Ya ne kadar merhametli Cenab-ı Hak kullarına ya. Evet. Ne kadar merhametli. Birincisi bu. Orucun sevabını ben veririm buyuruyor. İkincisi de, orucun sevabını gizletiyor. İkincisi de, mesela hiçbir şey yapmadığı halde iftira edildi. Aa, bu adam zina etti diye. Yapmadı. Çalmadığı halde çaldı dediler. İftiraya uğradı. İftiraya uğrayana Allah-u Teala bir sevap veriyor. İftiraya uğrayana mı? İftira edene değil. İftira eden müfteridir. O yandı. Evet. O yandı. İftiraya uğrayana Allah-u Teala sabrettiği için, yani çaresiz sabredecek, sabrettiği için Cenab-ı Hak bir ecir bir ücret veriyor. Ama açıklamıyor dünyada. O kulda mesela iftiraya uğrayan bir kulda mahşer günü hesabı görüldü. Baktı ki açığı var. Melekler derlermiş ya Rabbi işte böyle vaziyet. Tabii o açıklama cehenneme gidecek. Kapatılmaz. Evet. Allah-u Teala buyurmuş ki o dünyadayken iftiraya uğradı. Sabretti. Sabretti. Yani o belanın benden geldiğini kabul etti, inandı, sabretti. Ben de ona öyle bir ecir verdim ki ne kadar onun açığı? 100. Ben 500 verdim hadi. O da bu sefer artı neye geçti? Artı 400'e geçti. Evet. Yani eksiyken artıya geçti. Artıya geçti. Onun için orucun sevabını ve bir de iftiraya uğramanın sevabını Allah-u Teala açıklamamış. Gizli tutmuş. Dolayısıyla bir hadis-i şerifte de oruç cehenneme kalkandır buyuruyor. Oruç cehenneme kalkandır. Şimdi oruç tutuyorsa bir kimse bu iman alamettir Bahattin'e. Kimse kimsenin hatırına aç kalmaz. Susuz da kalmaz. Ne bileyim çayından, kahvesinden, sigarasından yani geri kalmaz kimsenin hatırı vermediği için. Kimseye, birisini çok sever falan, onun hatırı için bir öğün yemek yemeyi bilir falan ama böyle imsaktan iftar vaktine kadar bütün sevdiği yiyeceklerden, sevdiği içeceklerden kendisini men etmesi ancak o kimsede iman var ki yapıyor bunu. Hele bir de zamanımızda, bu zamanda ise bir kimse oruç tutuyorsa yani o kesin iman demektir. Evet. Ama efendim işte şöyle yapıyor böyle yapıyor, ben niyetini bilemem. Çünkü kimse kimsenin hatırını aç durmaz Bahattin Bey. Ve bir kimsenin de oruç tutup tutmadığını Allah-u Teala ile o kimsenin arasında olduğu için kimse bilemez bunu da. Biz çocukken bilmiyorum siz de yapar mıydınız da hemen böyle ilkokuldayken falan denk gelmişti öyle. Hemen derdik dilini çıkar. Evet. Dilini çıkartıyor falan. Aa sen işte yok sen orucun ortasında direkt var yani yemişin demek istiyordu falan. Buna benzer böyle şakalar, latifeler yapılırdı. Gerçi anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Çocukluk muydu bilmiyorum artık ama. Ama nereden bileceksin? Bilemezsin ki. Şimdi tutmayanlar aşikar yiyor artık. O Allah-u Teala korusun onu. O Allah-u Teala korusun. Yani onun ahirette hesabı. Şimdi böyle açıkça hatta oruç tutulmaması yönünde böyle teşvikler varken. Tutulmaması. İşte başına var. Aman aman ya tutmaya falan. Allah-u Teala affeder diyenlerin çok olduğu bir zamanda. Böyle evet. Bir zamanda. En ufak bir hasede aman aman oruç tutma. Çocuk için mesela okula gidiyor. Aman aman aklına bir şey olabilir falan. Derslerine çalışması lazım. Önemli. Yani devam sürede oruç tutulmaması yönünde bir tazyik söz konusu. Benim çocukluğumda da mesela doğduğum köyde tutulması yönünde teşvik vardı. Tutulmaması değil. Tutulması yönünde. Ya çocuklar bile bir şey yese ayıplanırdı. Böyle zaten bir bakış yetiyordu. Mesela bir kimse hastaysa, ne bileyim ben zaruri bir durum söz konusuysa, dinimizin bildirdiği özürlerden birisinden dolayı orucunu tutamayacak durumdaysa, o kimsenin bile yediğini göremezsiniz. Evet. Mesela hanımların muayyen günlerinde, ondan sonra ne bileyim nifas hallerinde, ben çocukluğumda hatırlarım. Yani annemin ve babaannemin hiç hatırlamam öyle. Hiç görmemişizdir. Yeah. Nasıl hallederlerdi bilmiyorum yani. Nasıl hallederlerdi bilmiyorum. İşte bir tane böyle bir çocuk işte annesi muayyen günündeymiş. Mutfağa girmiş. O anda su içi vermiş. Çocuk da görmüş. Bak çocuk
da bile bu kültür verilmiş imiş. Çocuk birden diyor ki annem diyor 61'i kavradı. Yani o suyu içti ya. Evet. Suyu içti 61'i kavradı. Annem demiş 61'i kavradı. Yani kefareti yakalandı. Yani çocuk o yaşta bunu duymuş, bu yapı oluşmuş, bu altyapı oluşmuş. Bir kimse orucunu yediği zaman bunun kefaret vermesi gerektiğini biliyor ve annesinin tabii o durumunu bilmediği için hemen çocuk diyor ki tamam diyor annem diyor 61'i kavradı. Böyle bir kültür vardı. Dolayısıyla mesela oruç tutulması yönünde teşvik olduğu için tutmayanlar aynı şekilde onlar mecburen gizlenirdi. Hatta tutmak istemiyor ama herkesin ayıplamasından korkuyor. Mecburen ya oruçlu gözüküyor veyahut da oruç tutuyor. Böyleler de var. Bunun niyetini de tutup tutmadığını da o kimseyle Allah-u Teala bilir. Evet. Onun için oruç diğer ibadetlere benzemez. Ve Cenab-ı Hak da buyuruyor ki oruç bana aittir. Hakikaten evet. Bilemezsin. Adam kerhen tutuyordu veyahut da oruç tutmuş gözüküyordur. Biz de onu oruçlu biliyorduk. Bilemezsin ki oruç tutmadığını. Hani zaman zaman anlatıyoruz. İki çoban yaz günler rastlamış Ramazan-ı Şerif'te. Birisi diğerine demiş ki böyle bir ikisi de çoban sürüleri yan yana gelmişler böyle. Bir de pınarın başına gelmişler. O pınarlar da yazın ne serin olabilir boz gibi. Demiş ya başımızı sokalım demiş şurada biraz serinleriz. Diğerisi tabii saf temiz demiş ya bizim içimiz yanıyor demiş yani başımızı soksak demiş ferahlamayız ki. Yok yok demiş bir sokalım falan. Öbürsü sokmuş başını pınarın içerisine güp 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 su içiyor tabii içini. Oh diyor ya çok serinledim. Allah Allah diyor öbürsü o da sokuyor bekliyor biraz çıkarıyor. Ben diyor serinlemedim ben serinledim diyor sokuyor bu içiyor. Ha birisi tutuyor birisi tutmuyor birisi samimi. Şimdi öbürsünün tutmadı ne bilsin öbürsü. Yani kafasını sokuyor oradan suyu içiyor. Ve öbürsü bilemiyor. Dolayısıyla orucun oruç bana aittir buyuruyor Allah-u Teala. Sevabı da bana mı aittir? Sevabı da bana aittir. Ecri de bana aittir. Onun için oruç tutan bir kimse hakkında hüküm nedir? İmanlıdır. Evet. Evet, diğer aynı şekilde ibadetleri yapmasa da mı? Diğer ibadetlerini yapmasa da. Çünkü niye tutsun ki bu? Ama efendim ya işte şey için perhiz için yapıyorsa bunu. O beni ilgilendirmez perhiz için yapıyorsa. Allah Teala kendi arasında. Yani bizim yani kitaplardaki bildirilen, bizim buradaki naklettiğimiz yani bir kimse gerçekten oruç tutuyorsa bu kimsede iman var demektir. Oruç tutuyorsa oruç iman alameti midir? Evet, oruç iman alametidir. Bakın Burhanettin Tirmizi Hazretleri var. Talebelerine bir gün şöyle nasihat ediyormuş bu zat. Eğer Allah Teala'ya taatta bulunamazsanız yani diğer ibadetleri yerine getiremezseniz fazladan hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeye önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir taat yoktur. Peygamber ve velilerin kalplerinde hikmet pınarları açlık ve oruç bereketiyle fışkırmıştır. Allah-u Teala'ya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlinin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allah-u Teala katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç hikmet hazinelerin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse fakat midesini doldursa hiçbir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa başka kulluk vazifelerinde kusuru olsa bile yine bir yere erişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın. Yalnız bu zat Ramazan-ı Şerif dışındaki oruçları da kastediyor. Burhanettin evet. Tirmizi Hazretleri. Sadece Ramazan-ı Şerif orucuna ait değil bu. Yani aşağı yukarı mesela bu büyüklerin hayatlarında ve hallerinde Ramazan-ı Şerif de zaten farz. Onu kimse diline getirmiyor. Bu Ramazan-ı Şerif'in dışındakileri kastediyor bu zat. O zaman da aynı şekilde böyle mi yapın, böyle yapın. Ha oruç tutarken de yavaş yavaş kendinizi alıştıra. Yani önce pasakoz senenin her günü değil. Mesela bir gün tut, bir gün ara ver. Veyahut da bir gün tut, iki gün ara ver. Öyle alıştır. Sonra bir gün arayla. Sonra bir hafta bir peş peşe tut, bir ara ver. Bu şekilde. Çünkü evet. Din büyüklerinden senenin tamamı bu şekilde böyle oruçlu geçirenler olurmuş. Davud-u Tahiye Hazretleri için anlatılıyor. 30 sene Bahattin Bey dile kolay ya. Bayram günleri hariç, Ramazan bayramı, bir de Kurban bayramı 4 günü, 5 gün oruç tutmak haram. Bu bayram günleri hariç 30 sene tamamını senenin oruçlu geçirirmiş. Allah Allah ne insanlar varmış ya Rabbi.
Ha, denirse ki annesi bile fark edememiş bunu. Annesi fark edememiş ama biz fark ettik. Hayır, Allah-u Teala açığa çıkar. Biz nereden bileceğiz ki onu? Allah-u Teala böyle kulların hallerini bazen açığa çıkartıyor. Niçin? Diğer kullarına ibret olsun diye. Diğer kullarına ibret olsun diye. Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, insanın nefsi bazen taşkınlık yapar. Bu sebeple insan şehvetine, arzu ve isteklerine uyar. İnsanın nefsini böyle işlerden muhafaza etmesi için bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç bu hususta en güzel çaredir. Yine bu zat buyuruyor. İnsan şehvetini oruç tutmak suretiyle kırar. Oruç insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhun parlaması, şehveti ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzularından ne kadar sıyrılabilmişse oruç o derece günahlarına kefaret olur. Melekler oruç tutan kimseyi severler. Melekler oruç tutan kimseyi severler. Şimdi bu protestan papazlar bir zamanlar Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar tanımışlar. Ondan sonra bir reddiye hazırlamışlar. Bu Harputlu İshak Efendi de rahmetullahi teala aleyh bunlara bir cevap vermiş. Bu Hristiyanların şu anda elinde bulunan 4 tane İncil'leri var. Evet. Matta, Markos, Yuhanna, Luka diyorlar bu İncil'lerine. Bu dördünü de öyle bir tetkik etmişti mübarek zat Harputlu İshak Efendi. Diyaül Kulub diye bir kitap yazmış. Bu kitap şimdi cevap veremedi diye tercüme edildi. Türkçe'ye kazandırıldı. Orada bu Hristiyan misyonerlerine karşı ve ondan sonra da Hristiyanlara karşı ve İncil'deki çelişkileri didik didik etmiş. Öyle bir cevaplar vermiş ki zaten o cevabı görüp de okuyan bir kimse sittiğin sen adam para da versen Hristiyan olamaz. Zaten hakiki bir Müslüman Hristiyan olmaz. Şimdi bu neye benzer biliyor musun? Bir tarafta elmas, bir tarafta cam parçası. Kimse cam parçasına bakmaması lazım. Ama bakmıyor. Elmasla cam parçasını ayıran kimse bakmaz buna. Evet. Ama adam ömründe elmas görmediyse onu cam parçası gibi kabul ediyorsa adam için cam parçası ile elmas arasında bir fark söz konusu değil tabii ki. İşte protestanlar oruç tutmak gibi ağır bir yükü insanlara yüklemek yerine insanı yalnız bozuk kötü niyetlerden ve batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz diyorlar protestanlar. Şeye saldırıyorlar, oruca saldırıyorlar. Diyorlar ki oruç tutmak ağır bir yük. İnsanlara böyle bir yükü yüklemek yerine insanın yalnız bozuk kötü niyetlerden ve batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz biz. Herkese tavsiye etti, herkese kurtuluverdi değil mi? Evet. Bitirdi yani. İşte bu sözlerine karşı Harputlu İshak Efendi bu cevaben buyuruyor ki Allah-u Teala tarafından gönderilen hak dinin ahkamını insanlar değiştiremezler. Oruç yalnız aç ve susuz kalmak ibaret değildir. Orucun batını yani iç bünyede birçok hikmet ve faydaları vardır. İlahi esaslar üzerine bina edilmiş olan bir farzı papazların ve hiçbir kimsenin tahrif etmeye, değiştirmeye selahiyeti yoktur. Oruç zahiri ve lüzumsuz amel değildir. Yani sadece bakıyor açtırıyorsun diyor. Doğru, açtırıyorsun. Bunun diyor işte şöyledir de böyledir de falan. Nefislerine ağır geliyor bu. Nefislerine ağır geldiği için mesela İsa Aleyhisselam'ın dininde de vardı bu. Musa Aleyhisselam dininde vardı. Nefislerine ağır gelenlerini kaldırmışlar. Şimdi de bizde de böyle var ya. Evet. Böyleler var ya. Nefislerine ağır geldi mi ama ondan sonra orucu kaldırıyor. Ben yolcuyum diyor. Ondan sonra zaten oruçtan maksat işte kötü düşünmemek. Zaten sen kötüsün ya. Neren kötü düşünmemek falan. Hani bu protestan papazlar da aynı şeyi tavsiye etmişler ya. Demişler ki işte böyle ağır bir yük yükleme yerine diyor insanın yalnız bozuk kötü niyetlerden ve batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını diyor biz herkese tavsiye ederiz. Oruç tutmak yerine bunu tavsiye ederiz. Orada herkes de tutuverdi tabii o tavsiyeyi. Herkes şimdi dürüst, doğru, hiç böyle sözünden ayrılmayan, verdiği sözden ayrılmayan kimseler haline geliverdi. Namuslu, dürüst oldu. Onun için de dünyanın her tarafında katliamları da Hristiyanlar yapıyor. Evet. Değil mi? Şu anda o katliamları da onlar yapıyor. Yani dürüst oldukları için mi yapıyorlar bunu? Dolayısıyla efendim oruç sadece aç kalmaktan ibaret değildir buyuruyor Harputlu İshak Efendi. Onun zahiri dış görünüş itibariyle evet aç kalma vardır ama lüzumsuz bir amel değildir. Birçok faydalar var. Evet birçok faydalar var. Efendim birinci bölümümüz de bitti. Ondan sonra ikinci bölümümüzde inşallah Teala onlardan da naklederiz. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.
Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz orucun faydaları ve faziletleri. Evet hocam. Efendim, orucun birçok faydaları elbette ki mevcuttur. Hem batini hem de zahiri faydalar var. Yalnız oraya geçmeden önce bu hanım evliyadan Rabia Adiye Hazretleri, Hazreti Rabia diye meşhur Rabia Adiye Hazretleri ile alakalı olarak bir hadiseyi nakletmek istiyoruz. Bu mübarek hanım çok oruç tutarmış kutisesi ruhuma. Bir defasında bir hafta hiç yiyecek bulamamış. Evet. İşte 8. gece açlığı iyice şiddetlenmiş. Nefsini eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çalmış. Bir tabak yemek getirmiş. O da yemeği alıp yere koyar. Mum getirmek için gidince geri dönmüş, bir bakmış ki kedinin yemeği işte yiyip döktüğünü görmüş. Bu sefer de su kabını almak için kalkıyor ayağa. Bu, mum sönüyor. Su içmek isterken bu sefer bardak düşüyor. O su kabı, o da kırılıyor. Kendisi de yere düşüyor. Bir haftada bir şey yememiş. Bunun üzerine, ya Rabbi, bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun. Fakat acizliğimden sabredemiyorum diyerek bir ah çeker. Bu ahtan neredeyse ev yanacaktı buyuruyor. Bir ses duyuldu. Ey Rabia, istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dertler belalar ile dünya bir arada bulunmaz. Bu sözü işitince, ya Rabbi, beni kendinle meşgul eyle ve senden alıkoyacak işlere bulaştırma diye dua etti. Bundan sonra dünya zevklerinden öyle kesildi ki kıldığı namazı, bu benim son namazımdır diye huşu ile kılar, hep Allah-u Teala ile meşgul olurdu. Hatta birisi gelip kendisini Allah-u Teala ile meşguliyetten alıkoyar korkusuyla, ya Rabbi, beni kendinle meşgul eyle de kimse senden alıkoymasın diye dua ederdi. Şimdi herkes böyle olamaz. Mümkün değil. Bu da kul mu? Kul. Biz de mi kuluz? Biz de kuluz. Şimdi neremiz benziyor? Bir tarafımız benzediği yok. Cenab-ı Hak bundan hatırı ve hürmetini inşallah Teala bizleri de affeder. İnşallah. Ama bunların Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduğuna inanıyoruz. Bunları seviyoruz. Bunların hatırı ve hürmetine de Cenab-ı Hakk'ın bizleri affetmesini Rabbimizden ümit ediyoruz. İnşallah. Şimdi bir hadis-i şerif var da, sabır imanın yarısıdır, oruç da sabrın yarısıdır buyuruyor. Sabır imanın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır. Hakikaten yani efendim ne faydası var? Hiçbir faydası olmasa sadece bunu öğretiyor. Hiçbir faydası olmasa bile. Sabretmeyi. Evet, sabretmeyi öğretiyor. Bakın şu hadis-i şerifi her okuyuşunda öyle dikkatimi çekiyor. Oruç tutanın ağız kokusu Allah-u Teala indinde mis kokusundan daha güzeldir. Bunun için Şafii mezhebinde öğleden sonra ağzı bir misvaklamak mekruhtur. Evet. Ağız kokusu gitmesin diye. Ama zahiren mesela kendi ağız kokumuz bile bazen kendimizi rahatsız ediyor. Ama Cenab-ı Hak da buyuruyor ki o koku bana hoş geliyor. Onun mahiyetini biz bilemiyoruz. Oruçlunun uykusu ibadet. Nefesi tesbihtir. Duası müstecaptır, makbuldür. Amelle kat kat sevap verilir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Bu da hadis-i şerif. Bir başka hadis-i şerif. Allah yolunda bir gün oruç tutanın bedenini Allah-u Teala cehennemden 70 sene uzaklıkta tutar. Allah Allah. Ne büyük nimet ya. Evet. Bir başka hadis-i şerif. Oruç mümini cehennemden koruyan kalkandır. Bir başka hadis-i şerif. Allah-u Teala buyuruyor ki, kendi arzu ve isteklerine sabredenler hesaba çekilmezler. Ecirleri, sevapları hesapsızdır. Yine başka bir hadis-i şerif, benim kulum yiyip içmekten yalnız benim için el çekti. Onun mükafatını ancak ben veririm. İşte onun için İslam alimleri hep buyuruyorlar. Yani bir kimse oruç tutuyorsa bu iman alamettir. Cenab-ı Hak da ben veririm buyuruyor. Ama işte o kimsenin oruç tutup tutmadığını Allah-u Teala ile kendisinden başka kimse bilemez. Mesela ben seni kandırabilirim, sen de beni kandırabilirsin. İkimiz de aynı şekilde dinleyicilerimizi kandırabiliriz. Dinleyiciler de bizi kandırabilirler. Evet. Daha doğrusu biz birbirimizi kandırırız. Ama ne dinleyiciler, ne biz, ne bir başkası, hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız. Allah-u Teala'yı kandıramayız. Bu mümkün değil. Oruç ibadetinin faziletinin büyüklüğündendir ki buyuruyor İslam alimleri. Allah-u Teala bu ibadeti özel olarak kendine nispet ederek oruç benim içindir buyurmuştur.
Bu orucun faziletini mi gösteriyor? Evet, orucun faziletini gösteriyor. Her ne kadar bütün ibadetler Allah-u Teala için ve bütün alem onun mülkü ise de Kabe-i Muazzama için benim evim buyuruyor. Oruç için benim için buyuruyor. Kabe-i Muazzama için benim evim. Halbuki her taraf onun. Oruç için de benim içindir buyurması ona ayrı bir kıymet vermesindendir buyuruyor İslam alimleri. Yani faziletini göstermektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın orucun karşılığını, ecrini ancak ben veririm buyurmasının sebep ve hikmetleri vardır. Yani birçok sebepler, birçok faydalar vardır ya. İslam alimleri sıralamışlar. Mesela birincisi buyuruyor. Allah-u Teala yemek ve içmekten münezzehtir. Yani uzaktır. Oruç tutmakla Allah-u Teala'nın ahlakından birine yapışılmış olur. Bununla çok sevaba kavuşulur. Çünkü hadis-i şerifte bir kimse de Allah-u Teala'nın ahlakından bir ahlak bulunursa o kimse cennetliktir buyuruldu. Ya ne büyük bir nimettir. Ne büyük bir nimettir. Eskiden ben hatırlarım. Nenemler kuşağı, annemler kuşağı falan. Onlar senenin her zaman da oruç tutarlardı ya. Evet. Senenin her zaman da oruç tutarlardı. Ve işlerinden de hiçbir zaman, yani işlerinde muhakkak yaparlardı. Ya ben bugün oruçluyum, bunu böyle bir şeyler de yok. Evin yükünü de çekerler, işini de görürler. Oruca da devam ederlerdi. Oruca da devam ederlerdi. Orucun ecirler, faziletleri anlatılırken ikinci olarak da oruç gizli bir ibadettir. Hakikaten öyle. Başından beri naklediyoruz da gizli bir ibadettir. Allah-u Teala gizli yapılan ibadetleri açıktan yapılan ibadetlerden daha çok sever. Şimdi hadis-i şerifte gizli verilen bir gümüş, aşikare verilen 700 gümüşten daha üstündür. Yani gizli verilen bir sadaka yani. Bu gümüş olur, ekmek olur, ne bileyim ben, yiyecek, içecek, giyecek, hangi cinsten olursa olsun. Yani açıktan verilenle gizli verilenin arasında çok mu fark var? Çok fark. Çünkü hadis-i şerifte gizli verilen bir gümüş aşikare verilen 700 gümüşten daha üstündür. 700. Bire 700 veriliyor. Şimdi oruç gizli bir ibadet. Ve Allah-u Teala da gizli yapılan ibadeti sever. Şimdi hakikaten gizli bir ibadet Bahattin Bey ya. Mesela Ramazan-ı Şerif'teyiz. Çık gündüz dolaş. Sen oruçlu musun değil misin? Oruçluyum dedi mesela. Anlayamazsın. Bilemezsin ki. Bilemezsin ki. Bazen de mesela adam oruç tutuyordur. Oruç tuttuğunu gizliyordur. Mesela arada sırada mesela diyelim ki ağzına su alıyordur. Yutuyor gibi gösteriyordur. Gidip bir yere tükürüyordur veya çıkartıyordur falan. Ya da ne bileyim yanında böyle su bulunduruyor. Kimse görmeden suyu azar azar yanında başka bir şeye boşaltıyordur onu. Herkes de onu içiyor zannediyordur. Evet. Değil mi? Evet. Mesela diyelim ki zulmediliyor orada. Oruç tutmasına mani olmak için adam önüne çay getirir veyahut da ne bileyim ben su koyar. Ne bileyim ben buna benzer bir meşrubat bir şey koyar. Diğerlerine çaktırmadan da onları azar azar bir yere dökü verir. Onlar da bakarlar içiyor bu. Tamam oruç değil derler. Halbuki oruç. Evet. Kimse bilemez onun için. Yani oruçluyum dediği halde de adam gider gizli gizli yer. İçer. Sigara içerse ağız kokusundan anlarsın. Onu yapmaz. Onun dışında su içmiş olsa bilebilir misin? Hayır, bilemeyiz hocam. Nereden bileceksin? Çay içse nereden bileceksin? Hatta şey de söyleyeyim yani gider adam mesela bir saat arayla gitse sigarasını da içse ondan sonra ne bileyim bir şeyler yese sakız çiğnese ondan sonra da gelse bilemez. Gene anlaşılmaz. Gene anlaşılmaz. Bilemez. Onun için gizli bir ibadet. Gizli ibadetse makbuldür. Oruç da gizli yapıldığı için bu da oruca ayrı bir fazilet kazandırır buyuruyor. Yine üçüncü olarak da buyuruyor ki oruç tutan kimsenin nefsini yenebilir. Oruçtan kimse nefsini yenebilir. Bu da orucun üstün bir ibadet olduğu olmasına vesiledir, faziletine aittir. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a ey Davud nefsine düşman ol. Muhakkak ki benim sevgim nefse düşmanlıktadır buyurmuştur. Demek ki nefs düşmanına yiyecek ve içecek vermekle kuvvetlendirilmiş oluyor. Kuvvetli olunca da günah işlemesinin önüne geçilmiyor. Bir at azdıracak kadar kuvvetli beslenirse el avuca sığmaz. Sahibini yere atabilir. Çok zayıf olursa da hizmet edemez. Onun için hizmeti aksatmayacak ve azgınlık yapmayacak şekilde beslemek lazım. Şimdi dolayısıyla nefsin isteklerine ket vurması bakımından, mani olması bakımından da oruç ibadeti diğerlerinden daha tesirlidir buyuruyor.
diğerlerinden daha tesirlidir. Bu da orucun aynı şekilde bir fazileti midir? Fazilettir. Oruçlu kimsenin uykusu bile ibadettir. Yukarıdan nakledildiği bir hadis-i şerif. Evet. Uykusu bile ibadettir. Nitekim işte bir hadis-i şerifte geçiyor. Oruç tutanın uykusu oruç tutmayıp geceyi ibadetle geçiren ibadetinden üstündür. Ne büyük nimettir ya bu. Evet. Oruçtan uyuyor. Bunun uykusu, oruçtan uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibadetle geçiren ibadetinden üstündür buyuruluyor. Dördüncü olarak, fazileti olarak da oruç tutmakla şeytanı da yenmek mümkündür. Mümkündür. Çünkü şeytan cereyanın elektrik telinde dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır. Fakat oruç tutanın bedenine giremez. Hadis-i şerifte bu belki bizi şu anda dinleyen dinleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif orucu için değil bu. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar zaten bağlı. Giremezler. Diğer zamanlarda. Fakat oruç tutanın bedenine giremez. Hadis-i şerifte şeytan damarlarınızda kan gibi dolaşır. Oruç tutmakla yolunu daraltınız buyuruldu. Oruç tutmakla yolunu daraltınız. Şeytan bedene girmeyince vesvese ve zararından kurtulmuş olmaktayız. Evet, kurtulmuş olmaktayız. Beşinci olarak da buyuruluyor ki oruç tutmakla meleklere de benzemiş oluruz. Benzemiş oluruz. Temiz ve makbul olanlara benzemenin karşılığı çok çok büyüktür buyuruyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki salihlerin hasletinden kim de bulunursa kıyamette onlarla haşrolunur buyuruldu. Zekat malı temizlediği gibi oruç da bedeni temizler. Hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruldu. Ayrıca orucun fazileti kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki oruç kibri de kırar, büyüklenmeyi giderir. Hele akşam üstüne doğru, değil mi, iftara yakın artık böyle biraz takattan düşüyorsun. Evet. Güç, susuzluğun, açlığın artık artıyor. Eğer hava soğuksa açlığın artıyor, üşümen artıyor. Hava sıcaksa susaman artıyor. Ama netice itibariyle kolun kanadı kırılıyor bir yerde. Kolun kanadın kırılıyor. Dolayısıyla kolun kanadı kırılınca da insanın kibri de kırılmış oluyor mu? Elbette kibri de kırılmış oluyor. Bunun için oruç kibri giderir, kalbi nurlandırır, aklı arttırır, kıyamette sırattan kolay geçmeyi sağlar, bedene sıhhat kazandırır. Nitekim hadis-i şerifte oruç bedenin sıhhatidir buyuruldu. Bir zamanlar işte bizde de program yapıyordu ya, Profesör Doktor Cevat Babuna. Evet. O kendisi bizde işte huzura doğru da program yaparken o zaman anlatıyordu. Dedi Ramazan-ı Şerif'ti dedi. Bir Ramazan-ı Şerif'te dedi, iftara yakın dedi. Böyle bir televizyonda dedi, açık oturum var dedi. Bir kadın telefonla, doktormuş dedi. O dedi yayına girdi. İşte açlık zararlıdır. Dolayısıyla dedi işte şeyde zararlıdır. Oruç da zararlıdır oruç diyor. Halbuki dedi ya cinayet dedi söylediği dedi. O televizyonda dedi, telefonla aradığım şey beni bağlamadılar dedi. Beni atlattılar. İçimde ukde kalmıştı. Demek ki içinde böyle samimiymiş ki içinde ukde kalınca Allah-u Teala ondan sonra ona tegeret demesiyle program yapmayı nasip etti. O da enine boyuna bildiklerini hepsini nakletti onu sana. Meğer o durum iki türlüymüş. Açlık gerçekten insana zararlıymış. Ama oruç değil. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki oruç bedene sıhhatidir. Evet. Şimdi o izah ediyordu. Amerika'da ve Avrupa'da oruç mefhumu yok dedi. Oruç kavramı yok. Oruç nedir bilinmiyor. Bilinmediği için açlık üzerinde çalışmalar yapılıyor. Araştırmalar hep aç insan üzerinde yapılıyor. Aç insanın midesi, tabii beyin devamlı surette bir şeyler arama derdinde ve yiyecek bulmak için uğraştığı için mide devamlı surette salgı yayınlanmış. Yani asit yayınlıyor. Asit yayınlıyor. Şimdi Bahattin Bey normalde bile asiti hani şöyle dökmüş olsam bir yere canını okur. Şimdi mideyi Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki kendini eritmiyor. İçine gider. Gelen yiyeceklerin cinsine, durumuna göre asit gönderiyor. Ama bu yiyecek beklentisi içinde olduğu için devamlı salgı yayınlayınca bu sefer kendine zarar veriyor. Evet. Kendine zarar veriyor. Bu aç insanda meydana geliyormuş bu. Dedi ki Cevat da buna o kadın da dedi, o doktor kadın da dedi bunları okuduğu için dedi yanlış bir kıyas yaptı dedi. Oruçta aç kalmak olduğuna göre oruç zararlıdır. Halbuki Peygamber Efendimiz oruç bedenin sıhhatidir buyuruyor. Oruçtun sıhhate kavuşun buyuruyor. Peki dedi açlıkla oruç arasında ne fark var?
oruçta da aç kalıyorsunuz. Şimdi de yapılan araştırmalarda aç insanın beyni devamlı sette bir şeyler arıyor. Midesi de muteyak yani uyanık duruyor, dikkatli duruyor. Devamlı sette salgı yayınlıyor. Bu salgılar sebebiyle de zararlı oluyor dedi. Ama oruçta öyle değil dedi. Oruçta dedi imsakla beraber dedi beyin mideye talimat gönderiyor. Diyor ki hemşerim kapılarını kapat. Akşam güneş batana kadar sana bir şey göndermiyoruz. Yasak. Evet. Yok diyor, gelmeyecek. Tabi mide bu talimatı alınca o müteyakkız olma durumu kalkıyor. Evet. Kalkıyor. Yani alarm bitiyor. Tamam mı? Açlıkta devamlı da alarm veriyor. Durmadan alarm. Bir şeyler gelecek diyor. Kapatıyor. Diyor ki artık içindeki mevcut olanı, bağırsaklar, mideler ne varsa onları temizliyor. İçindekini, kalanlarını yakıyor, atıyor bu sefer. Ve vücutta diğer fazlalıklar bu sefer yakmaya başlıyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki güneş batana kadar. Güneş batana kadar. Ve bu da işte o ilim adamları demişti. Bunun üzerinde yaptıkları araştırmalarda bunun öyle faydası oluyor, öyle faydası oluyor ki dedi vücudu. Yani bir yerde bir zamanlar babam bir fabrikada çalışıyordu. Onlar hep derlerdi. Yazın belli bir şey. İşte revizyona geçiyor sonra. Ne demektir bu revizyon falan? Ne derdi oğlum derdi ya. İşte makinaları falan işte değiştiriyorsun, yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan filan. Yıprananları. Fabrikayı durduruyorlar. Fabrikayı durduruyorlar. Bütün gün aynı şekilde baştan sona gözden geçiriyor. Kırılanı var mı, edeni var mı veyahut da yıprananı var mı? Onları değiştiriyorlar, sağlamlarını koyuyorlar veyahut da tamir edilebilecekleri ediliyorlar falan. Ondan sonra yıkıyor, yağlıyor, temizliyor. Ondan sonra tekrar harekete geçiyor. Bu revizyon. Tabir caizse oruçta bir ay boyunca vücudu revizyona geçirecek, tamam mı? Yani kırık dökük ne varsa onları yakıyor, ediyor, fazlalıklarını atıyor falan, vücut kendine geliyor. Yani 11 ay çalışıyor, bir ay revizyon. Böbrek de baskı altından kurtuluyor, kalp baskı altından kurtuluyor, diğer organlar baskı altında, mide kendisi rahatlıyor, bağırsaklar rahatlıyor ve hepsi rahatlıyor mu? Hepsi rahatlıyor çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç bedenin sıhhatidir buyuruyor. Oruç tutun sıhhat bulun buyuruluyor. Tabi bunlar göz önünde bulundurulunca oruçtaki maddi olarak bildirilen faydaların hepsi hasıl oluyor mu? Evet, hepsi hasıl oluyor. Peki manevi faydelerine de kavuşabilmemiz için zaten Cenab-ı Hak buyuruyor ki orucun sevabı bana aittir. Yani bu şekilde böyle düşünen, bu şekilde böyle orucun tutan bir kimse otomatik olarak buna kavuşacak da ayrıca buyuruluyor kitaplarda oruç tutarken dinimizin diğer emirlerine dikkat etmelidir. Dikkat edilmezse tutulan orucun sevabı azalır ve yok olur. Çünkü bir hadis-i şerifte nice oruç tutanlar vardır ki açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmezler. Yazık, günah ya. Evet. Bunun için buyuruluyor ki oruçtan beklenen yüksek faydaya kavuşabilmek için bir, gözü faydası şeylere harama bakmaktan, kalbi meşgul eden ve harama yönlendiren şeylerden korumalı, oradan uzak tutmalı. İki, dilini yalan, gıybet, kovuculuk gibi kötü işlerden alıkoymalı. Çünkü hadis-i şerifte oruç bütün kötülüklere kalkandır. Oruçlu kimse cahillik edip de kötü söz söylemesin. Şayet birisi kendisiyle itişip kalkışmak isterse ben oruçluyum diye mukabelede bulunsun buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü orucun sevabını muhafaza edebilmek için dili her türlü kötülükten uzak tutmak gerekiyor. Dilini muhafaza demezsen yandı. Onu yani götüreceksin. Ondan sonra gıybet edenler, dinleyenler de günahı ortak oldukları için haram şeyleri dinlemekten de kulağı muhafaza etmeli. Gözü, dili, kulağı kötülüklerden koruduğu gibi eli, ayağı ve diğer uzuvlarda haramlardan ve şüphelerden korumak lazım ki oruçtaki bildirilen o yüksek faydalara, yani maddi ve manevi bize sağlayacağı faydalara kavuşabilelim. Ayrıca sahurda çeşitli ve kuvvetli gıdalar yemekte mahsur yoksa da iftar vakti tıka basa yiyerek mideye zarar vermemeli. Doğru değil. Ağır işlerde çalışmayan pek fazla yiyerek oruçtan beklenen faydadan mahrum kalmamalıdır. Yani ben aç kaldım hepsini. Değil işte ya, aç kalmadım, merak etme ya. Sahurdan imsaka kadar tamam, yemedin içmedin, Allah Teala emri hafif ye. Hakikaten zorlanıyor insan. Evet. Ama adam ağır işte çalışıyordur. Mesela yiyordur iftarda, akşam yiyecektir. Ondan sonra gidecektir bilmem bir fabrikada ağır işler yapacaktır. Ha, o ayrı, o kişi. Sonra iftar vakti acaba tuttuğumuz oruç kabul edildi mi diye düşünüp korkmalı. Ve Allah Teala'ya orucun kabul olması için ayrıca yalvarmalıdır.
Hasan Basri Hazretleri bir takım insanların bayram günü böyle gülüp eğlendiklerini görünce buyuruyor ki Allah-u Teala Ramazan ayını müsabaka, yarış meydanı gibi yaratmıştır. İnsanlar ibadetle müsabaka ederler, yarışırlar. Müsabakayı, yarışı kazananlar kurtulur, kaybedenler helak olur. Eğer hakikati bilselerdi, yaptığı ibadeti, ameli makbul olanlar sevinçten, yaptığı ibadeti, ameli kabul olmayanlar ise üzüntü ve hasetten gülüp oynayamazlardı buyurmuştur. Allah Allah. Birisi sevinçten gülüp oynayamıyor, öbürsü de üzüntüden gülüp oynayamıyor. Allah Allah. Ameli kabul olan sevinçten gülüp oynayamıyor, öbürsü de üzüntüden gülüp oynayamıyor. İslamiyet'te orucun 3 derecesi vardı. Birincisi avam orucuymuş. İslamiyet'in tayin ettiği zaman içerisinde, yani Ramazan ayında gündüzleri yemek ve içmek ve cimadan kendini uzak tutanların orucu böyleymiş. Avam orucu. İkincisi havas orucu. Umumi oruçta şart olan şeyleri yapmakla beraber göz, kulak, dil, el, ayak ve bütün azası da Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirip haram ve mekruh kıldığı şeylerden uzaklaşanların orucuymuş bu havas orucu. Bir de hassul havas, yani evliyanın orucu varmış. Onun da havasında yükseği. Yukarıda avam ve havas oruçlarında zikredilen şeyleri yapmakla beraber kalpleri dünya düşüncelerinden ve Allah-u Teala'ya yaklaşmaya mani olacak düşüncelerden ve masivadan, yani Allah-u Teala'dan gayri her şeyden yüz çevirip sakınanların orucudur. Sakınanların orucudur ya. Bizimki şimdi hangisine giriyor Bahattin Bey? Avam orucuna giriyor. Avam orucu değil mi? Avam orucu. İnşallah Teala. Ama netice itibariyle Cenab-ı Hak onu da kabul eder mi? Elbette ki kabul eder. Cenab-ı Hak inşallah Teala kabul ettiği kulların hatırına bizlerinkini de kabul eyler. İnşallah Teala tutumuz oruçları. Şimdi ibadetlerin de dereceleri vardır buyuruyor. Birinci derecede ibadetlerin en kıymetli, en eftali haramlardan sakınmak. Birincisi bu. İkinci derecede farzları yapmak. Üçüncü derecede tahrimi mekruhlardan, yani harama yakın mekruhlardan sakınmak. Dördüncü derecede vacipleri yapmak. Beşinci derecede tenzihi mekruhlardan sakınmak. Altıncı derecede müekked sünnetleri yapmak. Yedinci derecede nafile ve müstahapları yapmaktır. Bunları bu şekilde, bu sıraya göre mi? Evet, bu sıraya göre yapmalı mı? Yapmalı. Oruç Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıkça farz kılınmış olduğu için onda asla serbestlik olmaz. Çünkü İslam dini Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları üzerine tesis edilmiştir. Orucun şeklini, vaktini değiştirmeye hiçbir insan muktedir olamaz. Fakat Hristiyanlık birçok defa değiştirilip tahrif edildiğinden onu herkes dilediği gibi değiştirmiş. Mesela yine o Harputlu İshak Efendi'nin kitabında var bu. Cevap veremedi kitabında geçiyor da, o Hristiyan misyonerlerine karşı, o Hristiyan misyoner diyorlar ki bir ay müddetle diyor, bilhassa yaz günlerinde gündüzleri yemeyip içmeyerek, adet olanın zıttına geceleri yiyip içmek sıhhate zararlı olup çeşitli hastalıklar meydana gelmesine sebep olduğu müteassıs tabipler tarafından iddia edilmiştir. Sözü de diyor doğru değil, iddia edilmiş. Vaki olanın tersini söylemektir. İftiradır. Çünkü orucun edeplerinden birisi de iftar zamanında mideyi doldurmayıp henüz iştahı varken yemekten el çekilmektir. Bu edebe riayet edenlerin hasta olmak değil, bilakis sıhhat bulacakları bütün tabipler tarafından ittifakla bildirilmektedir. Evet. Yani orada yemedi içmedi de zaten Müslüman Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde hareket ettiği için ona ittiba eder mi? Elbette ki ittiba eder. Ama mümin, iman eden bir kimse Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirip burada titizlik gösterdiği gibi, iman etmeyen, inkar eden bir kimse de Allah-u Teala'nın dinini ortadan kaldırmak için çalışacak mı? Çalışacaktır. Onun için dinimizi Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından doğru olarak öğrenip ona göre amel edersek, herhangi bir dinsizin, herhangi bir bidat ehlinin, herhangi bir mezhepsizin söyleyeceği sözü o zaman biz hani kalem tutmayız. Onu kale almayız. Evet. Ama bilgimiz yoksa, altyapımız yoksa iyi gider. Mesela oruç mide rahatsızlığına sebep olmaz buyuruyor. Bilakis midenin sıhhatine faydalıdır. Bu husus bugünkü modern tıp mütehassıslar tarafından açık ve kesin bir şekilde de ispat edilmiştir. Çok kimse Ramazan midem rahatsız falan. Bu midem rahatsız da bir arkadaş ya. Ramazan'dan önce sigara içiyorsun, içki içiyorsun. Niye içiyorsun o zaman öyleyse miden rahatsız? O zaman maksat hani üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek diye bir tabir var. Evet. Maksat hani oruç tutup tutmama meselesi değil, hani orucu tutmayacak da
bir bahane arıyor. Bahane. Bir bahane arıyor. Şeyde Nasrettin Hoca merhumum bir gün birisi gelmiş. Hoca efendi demiş, yani demiş bir işimiz düştü de demiş, bizim merkep demiş falan yere gitti demiş. Sizin merkep demiş evdeyse, evdeyse demiş bize demiş verir misiniz falan demiş. Evde yok. Hakikaten evde yokmuş ahırda. Evin içinde değil ki merkep. Evde yok demiş merkep. Tam o sırada ahırda anırıyormuş. Eşek anırınca demiş hocam demiş ya eşek demiş burada. Be adam demiş ya. Benim sözüme mi ineceksin yoksa eşeğin sözüne mi ineceksin demiş ya. Ve yok diyorum evde yok. Hakikaten evde yok doğru söylüyor. Evde var mı diye sormuş adam. Evde yok. Nerede? Ahırda. Şimdi yine esası anlatacağım bu değildir. Yine Nasrettin Hoca merhumla alakalıydı da birisi ip istiyor da adam da götürdüğünü getirmiyormuş. Vermeyecek hani bir bahane söyleyecek ya. Diyor ki hoca efendi işte bir çamaşır yıkadık da diyor ya da o zaman urganlar var. Urgan kıymetli ama onlar. İşte demiş işte bir yük çekeceğiz şimdi yapacağız falan urgan. Diyor ki yok. Hayırdır falan filan adam yükleniyor. Diyor ki biz diyor ipe un serdik. Diyor ya hocam diyor istiyor un ipe serler mi? Allah sana be adam diyor ya vermeyeceğim tamam. Hani bahane arıyor. Onun için Cenab-ı Hak öyle bahaneler değil de orucumuz hakkıyla tutmamızı nasip-i müyesser eylesin. İnşallah Teala şartlarına uygun tutmamızı nasip-i müyesser eylesin. Ve bu ayın ve bu gecenin cuma gecesi aynı zamanda Ramazan ayının faziletinden, bereketinden istifade etmemizi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. Gecemiz hayırlı olsun. Amin. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Gönül Pınarı.